Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tatlı tarifim var. Bugün yalancı baklava yapacağım. Yufka açmayı bilmeyenler için çok kolay bir tatlı. Sizler de mutlaka bayram için bu tatlıyı hazırlayın. Gerçekten yapılışı ve lezzeti çok güzel. Ben baklava yapamıyorum diye üzülmeyin. Bence bu baklavayı mutlaka deneyin. İsterseniz ilk önce şerbetini hazırlayarak başlayalım. 3 bardak şeker, 3 bardak suyu tencerenin içerisine alıp ocağımın üzerine koyuyorum. İçerisine de 1 dilim limon ekliyorum. Kaynadıktan sonra 10 dakika, 15 dakika kaynatıyorum. Şimdi de hamuruna geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 1 tane yumurtayı ekliyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı sirke ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Şöyle 1 fiske tuz. Oda ısısında 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı sıvı yağ. Bunları da ekledikten sonra şöyle bir çırpıyorum. Güzelce çırptıktan sonra 1 su bardağı nişasta ekliyorum. Nişastayı da ekledikten sonra tekrar güzelce bir çırpıyorum. Ve daha sonra unu ekliyorum. Toplamda 3 bardak un kullandım arkadaşlar. Sizler mutlaka kontrollü bir şekilde kullanın. Unun markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Unu da ekledikten sonra elimle yoğuruyorum. Unumu azar azar ekliyorum. Çok fazla hamurunuzun katı olmamasına veya çok da cıvık olmamasına dikkat edin. Şimdi sizlere hamurun kıvamını göstereceğim. Çok katı olursa şerbeti içine çekmez arkadaşlar. Bu yüzden çok katı yapmayalım. Çok akışkan bir hamur olursa da hamur olur. Bu yüzden hamurun kıvamına dikkat edelim. Şimdi sizlere hamurumun kıvamını yoğurduktan sonra göstereceğim. 1 su bardağı ince çekilmiş cevizi de ekledikten sonra güzelce tekrardan yoğuruyorum. Cevizin her yerine gelmesini sağlıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Bakın hamurumun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Hamurunuzun sizde böyle olmasına özen gösterin. Hamurum şu anda hazır. Bu arada borcam tepsinin içerisini yağlıyorum. Büyük boy borcam tepsi kullanıyorum. Güzelce her yerini yağladıktan sonra hamurun tamamını tepsinin içerisine alacağım. Ve eşit şekilde tepsinin içerisine yayıyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Tepsinin içerisine güzelce yaydıktan sonra baklava dilimi şeklinde keseceğim. İsterseniz kare şekilde de kesebilirsiniz. Her evde bulunan malzemelerle çok kolay yapılan bir tatlı. Mutlaka sizler de bu tatlıyı bayram için hazırlayın. Gerçekten çok güzel bir tatlı oluyor. Dinlendiği zaman daha da bir güzel oluyor. Şimdi tatlıyı güzelce dilimliyorum. Daha sonra pişirmeye göndereceğim. Üzerine hiçbir şey sürmüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde pişiriyoruz. Fırınınız eğer çok hızlı pişiriyorsa ayarını mutlaka düşük yapın. 150 derecede pişirebilirsiniz. Ben 180 derecede pişireceğim. Altının üstünün güzelce kızarması gerekiyor arkadaşlar.
Çok çabuk pişerse içinde hamurlaşma olabilir. Bu yüzden eğer fırınınız çok hızlı pişiriyorsa içini çeke çeke yavaş yavaş pişirmeye özen gösterin. Şimdi pişirmeye gönderiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti ve çok güzel kızardı. Şimdi üzerine şerbeti ilave ediyorum. Şerbetinizin de çok duru olmamasına dikkat edin. Koyu kıvamlı bir şerbet olması gerekiyor arkadaşlar. Şerbetin soğuk olması gerekiyor. Kesinlikle sıcak şerbeti dökmeyelim. Tatlım fırından çıktı ve soğuk şerbeti üzerine ekliyorum şimdi. 2-3 saat dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Şerbetin de tamamını kullandım ve çok güzel bir şekilde şerbetini çekiyor. Bir gün dinlendikten sonra daha da bir lezzetli oluyor. Böyle yediğiniz zaman baklava kokusu, baklava tadı geliyor. Sizler de mutlaka deneyin bu tatlıyı. Çok güzel bir tatlı oluyor arkadaşlar. Şimdi servis tabağımı alıp sizlere yakından da bir göstermek istiyorum. Üzerinde istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Üzerinde ben birazcık Antep fıstığı kullanacağım. Şöyle yakından da bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir tatlı oldu. Deneyecek olanlara da buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Burada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.